Bir başka videodan herkese cümleten selamun aleyküm. İstanbul Vlog kanalındasınız. Bu videoda aslında herkesin gördüğü, şahit olduğu, özellikle motosiklet kullananların şahit olduğu bir konudan bahsetmek istiyorum. Motosiklet kullanıcıları, evet, bahsetmek istediğim konu bu. Çünkü son dönemde, özellikle pandemi sonrasında ve ekonomik krizde, yani yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte motosiklete doğru bir rağbet oluştu gerçekten. Bu kesinlikle yalanlanamaz bir şey yani. Ve bu da piyasadaki motosikletlerin çoğalmasına ve her türden insanın bu motosikletleri kullanmasına neden oldu. Özellikle son, biliyorsunuz, 125 cc'lik motosikletlerin de ehliyetsiz derken B sınıfı ehliyetle kullanılması yönünde bir düzenleme de yapıldı. Gerçi onun detayları biraz daha farklı ama şu anda bunu duyan herkes bir tane, yani motosiklet meraklısı, B sınıfı ehliyeti olan birisi 125 cc motosiklete biniyor. Ki bundan önce de biliyorsunuz bu alt limit 50 cc idi ve 50 cc motorlar alıp motorun üzerinde bazı modifikasyonlar yapıyorlardı. B sınıfı ehliyetle onları da kullanıyorlardı. Yani ben böyle şeyler duymuştum. Ancak bugün değinmek istediğim konu bununla birlikte, yani İstanbul'da gerçekten motosiklet sayısının çok artmış olmasıyla birlikte, başta kuryeler olmak üzere, tabii ki işinde gücünde, işini doğru düzgün yapan, ekmeğinde olan insanları kesinlikle kastetmiyorum. Yani ama bazı kuryeler var ya, gerçekten yani inanılmaz. Yani kendi hayatını tehlikeye atmasını bir kenara bırakıyorum, sizin hayatınızı da sürekli olarak tehlikeye atıyor her hamlesiyle. Önünüze fırlıyor, sağa giriyor, sola giriyor, bir şeyler yapıyor. Dayı yola kilitlenmiş, beni görmüyor çünkü. Ama şu aralardan klasik bir İstanbul'da bir köprü trafiği. O dayı da bir yandan telefona bakıyor. Ben korna çalınca hemen refleks olarak direksiyonu kırdı. Yani şu trafikte düşünün, bir de motosikletlerle. Bakın mesela. Yani bu, ben araç sürücülerine de hak veriyorum. Bazen onlar da motosikletlerin yaptıkları şeylerden dert yanıyorlar. Kesinlikle haklılar yani. Bazı motosikletçiler var, gerçekten ben onlar adına utanıyorum yani. Şuradan sıyrılayım. Bazı çok efendi kullananlar da var. Ya geçen benim mesela başıma geldi. Yani durmadan dibinizden geliyor. Öyle bir yanından geçti ki böyle. Hiç korna yok, bir şey yok. İşte ya bir çarpsa gidona. Yani Allah korusun. Kendisini zaten düşünmüyor da başkalarının hayatlarını da tehlikeye atıyor. Bununla benzer bir olay yaşanmıştı biliyorsunuz. İki kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Bir tane salak diyeceğim artık, motosiklet sürücüsünün, yok eğleniyor muymuş, ne yapıyormuş, öyle bir şeyler söyledi kendi kendine. Ya bu işin eğlencesi yok arkadaşlar. Yani o yeni motosiklet kullanıcılarının motosikletin üstüne biniyorlar, böyle bir şey oluyor yani. Birden kendilerini çok özgür hissediyorlar herhalde, bir kaporta falan olmadığı için. Ama bu işler böyle değil yani. Kaza yaptığınızda neyin ne olduğunu anlıyorsunuz, Allah göstermesin. O yüzden şöyle sağdan inceden bir geçeyim ben abi. O yüzden bu videoda bahsetmek istediğim konu yani İstanbul, en azından gitgide trafiğe bakıyorum. Hele geçenlerde öyle manzaralarla karşılaştım. Yani bu şeye benzemeye başladı. Asya ülkelerine, Güney Asya ülkelerine. Ya yani mesela işte bir Malezya'da, Endonezya'da, Bangladeş'te, Pakistan'da vesaire çok motosiklet kullanımı çok üst seviyelerde. Hop, bunlar ne yapıyor ya? Ya Allah'ım ya. Şu öndeki abla muhtemelen. Yani bir yandan telefona bir şeyler yapıyor. Telefon ekranda bir şeylere bakıyordu. Ya bu gerçekten inanılmaz bir şey ya. Bir anda trafiği kilitledi. Gerçekten var yani, ne diyeceğim bilemiyorum ya. Siz görüyorsunuz işte. Ya gerçekten, özellikle çok, en çok denk geldiğim kadın şoförler. Ya inanılmaz telefonla oynuyorlar. Ben bunu herhangi bir kitleye hedef göstermek için söylemiyorum. Yani trafikte erkekler genellikle maç izliyor falan, ama erkekler
Hani biraz daha onlar pozitif ayrımcılığa maruz kalabilirler benim tarafımdan. Yani biraz daha dikkatliler yani kendim bildiğim için. Ama mesela bakın az önce kaç tane motosiklet benim arkamdan geliyor. Bir anda trafik durum böyle fren oldu filan. Öndeki kadın direkt tahmin ediyorsunuz zaten yani ne olduğunu. Allah göstermesin böyle bir trafikte. Bir de motosikletlilerle uğraşıyoruz. İşte ben demek istediğim şey buydu az önce. Yani gitgide İstanbul trafiği böyle bir Asya ülkesinin trafiğine benzemeye başladı. Ama tabii oradaki kadar keşmekeş olamaz bence. Çünkü orası çok sıkıntı yani. Böyle hiçbir kural yokmuş gibi herkes peş peşe giriyor. Hatta bulabilirsem oradan bir video da eklerim oranın trafiğinden. Motosikletler orada inanılmaz yani. Ya şuradan giderken bile bir kapı mı açılır mı diye 70 kere düşünüyor insan. Ha bakın. Ama bunu görmeden söyledim onu. İşte böyle şeyler sürekli olabiliyor. Yani kapı açılıyor, şoför değişiyorlar. Oradan bir şey yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde hep böyle bir taksici teröründen bahsederiz yani biz. Özellikle motosiklet kullananlar yani taksicilerin gerçekten ne yapacağını hiç kestiremezler ve hep söylüyordum yani taksiciler sürekli haklıdır böyle sizi düşürse de vursa da kırsa da sürekli kendi haklı olduğunu iddia eder filan. Yani bu motosiklet sürücülerine de özellikle kuryelere yani istisnalar dışındaki kuryelerden bahsediyorum. Yani bir eğitim mi verilir artık, bir oryantasyona mı sokulurlar? Ya nasıl olur bilmiyorum yani hiçbir trafik kuralını şey yapmıyorlar. Hiçbir trafik kuralını önemsemiyorlar. Yani yaya gibi hareket ediyorlar trafikte. Özellikle o skuterler. Yani tahmin edebiliyorum yani artık. Yani bu motosiklet sürücülerini dediğim gibi özellikle kuryeleri artık ya onları da hedef göstermiyorum tabii kurye kardeşlerimiz şu anda beni izliyorlarsa çok güzel adam akıllı kullananlar var gerçekten ama bazıları az önce dediğim gibi resmen yaya gibi hareket ediyorlar ya. Ya oradan giriyorlar girilmezden giriyorlar çıkılmazdan çıkıyorlar yani hiçbir kural tanımıyorlar sizin hayatınızı tehlikeye atıyorlar çok hızlı kullananları var yani buna bir çözüm bulunması lazım diye düşünüyorum ben yani. Ve onlar adına utanıyorum artık. Yani bazı şeyler yaşıyorum gerçekten. Onlar adına utanıyorum. Yani o şekilde motosiklet kullananlar adına ciddi utanıyorum ya. Buna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bakın sağda GS var, solda başka bir motor geliyor. Nereye kaçacağım ben de şaşırdım. İşte bu aynı şey araç sürücülerinin de başına geliyor. Yani araç adam bana yol veriyor sağdan mesela. Soldan başka bir motor geliyor. Adam şaşırıyor. Bu sefer her motorcuya sövmeye başlıyor falan böyle. Her motorcuya yönelik kafasında kötü bir algı oluşuyor. Olumsuz bir algı oluşuyor. Bakın burası da hop İstanbul trafiği. Her yer kilitlenmiş durumda şu anda. İstanbul'a göç etmeyi falan isteyenler belki ya planlayanlar falan vardır. Onlar izliyordur. Böyle denk gelmiştir videonun. Çünkü kime denk geleceği belli olmuyor. İşte. Aralardan. Kendimi göstererek. Eyvallah. Ne güzel bakın, ne güzel yol verdi.
gerçekten arkadaşlar çok önemli. Yani kendinizi fark ettirmeniz gerçekten çok önemli. Yoksa işte motora sis falan takıyoruz ama böyle ışık olup komple yansanız da gene sizi görmüyorlar yani bazıları. O yüzden fark ettirmek çok önemli. Bir de karşı taraf neden sizi görmedi diye de kızmamak gerekiyor. Ya şu trafikte insanda akıl sağlığı kalmıyor gerçekten araç kullanırken. Kavgalar. Bakın sağdan şey gidiyor. Buyur abi. Abla yollar seni. Abi abla karıştırıyorum yani. Bakın kuryeler sağdan gidiyorlar apaçiler. Arkalarında da zabıta. Ya çok iyi. Ya bu işe gerçekten bir çözüm bulunması lazım ya bu kuryelere. Ya ne olacak bilmiyorum. Günden güne böyle iyiye doğru bir gidişat da yok ya. Daha da kötüleşiyor yani. Evet, bugün böyle kısa bir sohbette bahsetmek istediğim konu buydu. Bakın önümde olanı görüyor musunuz? Ya bu zabıtaların olayını da anlamıyorum yani. Sanki böyle Cumhurbaşkanlığı korunması gibi gidiyorlar. Nereye gidiyorlar ki ya? Nereye? Bir işportacı mı kovalayacaklar? Yani ne yapıyorlar ya? Ne aciliyetleri olabilir ki sizce? Ya motosikletli zabıtayı zaten anlayamadım. Yani daha doğrusu ben biri bilen varsa yazsın yani yorumlara. Zabıtanın görevini ben bilmiyorum ya tam olarak. Yani zabıta gerçekten ne yapar? Bunu tanımlayabilecek birisi varsa yazsın. Böyle bir kısa video çekeyim dedim ama bayağı olaylı oldu. Böyle de bir İstanbul trafiği işte. Bir de tabii ki şey de var. Şu anda Ramazan ayındayız. Oruç tutan insanların daha trafikte olduğunu düşünüyorum. Bir sabırsızlık da oluşuyor tabii ki. İftar vakti de yaklaşıyor. 1-1,5 saat kaldı yaklaşık. Şuradan aradan bir yerden kaçmamız lazım. Her yer tıkalı ya. Ben de böyle aralardan geç. Yapacak bir şey yok yani belli noktada. Ya zabıtalar şey yapmış. Arabayı sarmışlar şimdi. Trafik polisliğine soyundular. Böyle bir videoda işte bu trafikten, kuryelerin durumundan vesaire bahsetmek istedim. Ya bilmiyorum, siz de görüşlerinizi yazın bence açıklamalar kısmına, yorumlar kısmına pardon. Orada ya bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba ben mi yanlış düşünüyorum yani? Onu bir yazarsanız böyle bir fikir tiyatrisinde de bulunmuş oluruz. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum diyeyim ve ben bir kazasız belasız şu videoyu bir sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın.